Paylaşmakta üçüncüsünüz. Az önce anlattım. Yönlendirdim sizi. Ürünün takip ettiği bir konu aslında ama sürüş. Eğitim güvenle başlar arkadaşlar. Güvenli sahibine sorumluluk gerektirir. Günlük yaşam aktivitesinin sırasında hayatı önem taşıyan en tehlikeli işlerden biri olmasına rağmen gerçekten de servis şoförü diyoruz ama değil. Siz aslında 15 kişiyle kendi canınızla birlikte 16 kişinin sürüş. Buna bir ilave riskli araçlardan kaçınılmalı. Sürüşün her anında araca tam olarak hakim olunmalı. Araç içinde ne kadar mesafede duracağını ya da bir yerden bir yere ne kadar sürede intikal edeceğini sizlerin bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi aracı çalıştırmadan önce güvenli sürüş için neler yapmamız gerekiyor? Şimdi biz sabah servise çıkacağız. Aracımıza bindiğimiz zaman bir aracımızın dört bir etrafını bir dolanacağız. Dört lastiğimizi kontrol edeceğiz. Lastiklerimiz tam şişik mi? Ya da ne bileyim aracın gidişini engelleyecek altında bir takoz var mı, taş var mı? Bunları kontrol edeceğiz. Şu oturma pozisyonu. Şimdi bunu birçok arkadaşımız yanlış biliyor. Araca bindiğimiz zaman kollarımız direksiyonda çok hafif bir açı olacak şekilde kendimizi ayarlayacağız. Aynı şekilde dizlerimiz için de bunu yapacağız. Ve sırtımız, omuz, eklemlerimiz tam olarak koltuğa oturacak arkadaşlar. Bunun için güvenli sürüşte bunu anlatırlar, hatta gösterirler de. Aracınız kayarken eğer omuzlarınız koltuğa dayalı değilse siz bunu çok geç fark edersiniz. Çünkü araç kaymaya başladığı zaman vücut bunu algılamaz. Hemen algılayamazsınız. Ancak omuzlarınız dayalı olduğu zaman vücudunuzla birlikte araç döndüğü için siz bunu fark edersiniz. Onun dışında işte nedir? Koltuktan 4 parmak ileride olacak kafanız. Onu ayarlayacaksınız. Yine yukarıya mesafeniz en az bir karış olacak. Bunu ayarlayacaksınız. Ve emniyet kemerini taktığınız zaman bu amaç ne? Bu 4 parmak ya da bir karış ya da kol ve bacak mesafesi. Emniyet kemerini taktığınızda Allah korusun kaza esnasında sizi en güvenli tutacak ve araca hakim olabileceğiniz pozisyon bu pozisyon arkadaşlar. Kemeri arkadan bağlıyorsunuz. Bizleri gördüğünüz zaman ön tarafa alıyorsunuz. Bu sizi kurtarmaz arkadaşlar. Kaza anında hatta bu sizin belki yaralanmadan kurtulacağınız bir kazada ölümünüze bile sebep olabilir. Çünkü bu sizi korumayacak. Bu boğazınıza dolanacak, uzvunuzun dolanıp bunun kesilmesine neden olacak ya da kırılmasına neden olacak. Bu nedenle emniyet kemerini doğru bir şekilde takacağız. Emniyet kemerini 3 noktadan taktıktan sonra da şöyle bir elimizle tutup çektireceğiz şöyle arkadaşlar. Kontrol edeceğiz. Yani iyice sıkacak vücudunuzu. Bunlara rol model olması gerekiyor. Az önceki dediğim gibi hani önce siz takın ki öğrencilere örnek olun bu konuda. Şimdi hız görüş açısının daraltımı demişiz. Şimdi şurada örnekler var arkadaşlar. 35 km hızla giderken gördüğümüz açı siz de görüyorsunuz. 104 dereceyle gördüğümüz tamamen görüyoruz. 65 derecede bu daralıyor. Sadece yol ve belki banketi görebiliyoruz. 100 ile ilerledikten ise sadece ve sadece yolun bir kısmını görüyoruz. Hemen önümüzü dahi göremiyoruz. Hızımız 130'u geçtikten sonra bu tünel görüşü dediğimiz bir görüş oluşuyor arkadaşlar. Artık sadece yolun belli bir kısmını onu da net bir şekilde göremiyoruz arkadaşlar. Bu nedenle hızımız her zaman az olacak. 45 km süratle hareket eden araç bir engele çarptığında olağanüstü bir güçle frenlenir. Ortaya çıkan muazzam enerjiye insan kas ve kemik yapısı direnemez. Emniyet kemeri takılı olmayanlar aynı süratle hareket etmeye devam ederler. Bir çocuğun öne fırlarken ağırlığı yavru bir fil kadardır. Çocuğun aldığı darbe ise üçüncü kattan düşmekle aynıdır. 45 ile giderken arkadaşlar çok hızlı değil. 45 ile gidiyoruz. Arka koltukta emniyet kemeri takmamış bir yetişkinse hem kendine hem de öndekilere ölümcül zararlar verir. En fazla 30-40'tır. Yani hızdan bahsetmiyoruz burada. Emniyet kemerinin öneminden bahsediyoruz.
su bir araç, jip bir araç. Ama Brad Bey'in hurdası kadar kalmış araç. O kadar çok takla atmış, ezilmiş, büzülmüş. Tabii biz gittik ceset arıyoruz. Ölüyü arıyoruz yani, nerede bu sürücü falan diye. Bizde birisi daha var yanımızda. Ya dedik sen kimsin? Üstü başında çamur. Sen kimsin? Daha ben aracın şoförüyüm. Ya dedik imkansız yani, bunun içinden canlı çıkılmaz. Çünkü araç top olmuş. Yok abi dedi, benim emniyet kemerim takıldı. Gerçekten açtı göğsünde şu şekil bir iz de var. Emniyet kemeri takılmış. Ve adam içerisinden inanın çizik almadan çıktı. O top gibi olmuş arabanın içerisinde. Bakın bir tanesi 30'da giderken ölüyor. Diğeri ise tamamen hurda olmuş bir aracın içerisinden sapasağlam çıkıyor. Gerçekten arkadaşlar emniyet kemeri çok basit bir sistemdir. Yani yıllar önce bulunmuş çok basit bir sistemdir. Ama kazalarda ölüm ve yaralanma riskini en aza indiren sistem de yine emniyet kemeridir arkadaşlar. Aldığımız yol yaklaşık 14 metre. Bununla frene bastıktan sonraki bir duruş mesafesi var. O da yaklaşık 16 metre. Toplamda 30 metrelik bir mesafe. Sizin bir aracın ya da bir yayanın bir engeli görüp de frenlediğinizi durabileceğiniz güvenli 50 ile giderken güvenli mesafe 30. Peki hızımızı arttırdık. Hızımız 120 oldu. 1 saniyede 33 metre yol alacağız. Ve fren boyumuzla 90 derece. Toplamda 127 metre. Yani düşünebiliyor musunuz? 127 metre. Bu sizin işte ölümle yaşam arasındaki mesafeniz arkadaşlar. Kazalar özellikle şehir içinde en çok kavşaklarda olur arkadaşlar. Kavşaklarda niçin kaza olur? Kavşaklara yaklaşırken hızımızı azaltmadığınız için. Burada birkaç emniyet müdürlüğünün çektiği kazalar var. Hep birlikte izleyelim. Virajlara giderken de yine hızımızı azaltıyoruz arkadaşlar. Hem üst dediğinde virajlar da var. Yine bir kavşak. Yine hızını azaltıyoruz.